İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle Malazgirt zaferi, ruhunu ve birliktelik ruhunu konuşacağız. Günümüzden 951 yıl önce 1071 yılının 26 Ağustos'unda Sultan Alparslan'ın kazandığı Malazgirt zaferi hiç şüphesiz Türk ve dünya tarihi açısından önemli dönüm noktalarından biri. Anadolu'nun kapılarının bizlere açan, milletimizin varlığına kastedenlere karşı kahramanca mücadele eden Büyük Komutan Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Programa böyle başlayalım istedik ve tabii ki Malazgirt Zaferi'nin ruhunu ve birliktelik ruhunu da Sayın Tarhan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Giray Bey. Sağ olun. Çok şükür. Tabii tarihte her savaş öncesinde yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik veya siyasal olayların sonucunda doğuyor. Bu yıl 951. yıl dönümünü kutladığımız ve bugünün temellerinin atıldığı Malazgirt Zaferi de bu savaşlardan biri aynı şekilde. Malazgirt Zaferi'nde birliktelik ruhu ön plandaydı. İsterseniz bu birliktelik ruhuyla başlayalım öncelikle. Tabii bu... Malazgirt Zaferi'ndeki o birliktelik ruhu gerçekten mesela o zaman Sultan Alparslan'ın Güneydoğu'daki Kürtleri de destek verdi. Yani sadece Türkler değil Kürtler de ciddi destek verdi burada. Ve Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasında o bölgedeki mesela Muş'un çoğu dilde Kürtçe çok yaygın kullanılan bir yerdi. Ve bu buradaki insanlar dil zaten bir söz vardır. Dil din bir ise millet birdir. Niyazi Ülkalp'in sözü. Bu şeyi çerçeve taraflara karşı birleştiler. Onun için ben bu birleşme, milli birlik ruhunu oluştururken bu Anadolu'daki bizim işte Türklerin öncülük yaptığı ama bütün kültürleri kucaklayan bir kültürün varlığını anlamak burada çok önemli. Yani bu nedenle oradaki toplulukları, oranın yerleşik topluluklarını dışlamadan bu bayramı kutlamak önemli. Yani onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgeye giderek orada bunu yapması çok anlamlı. Yani sadece bir Türk milliyetçiliğinin değil, Türkiye milliyetçiliğinin ilk adımıdır. Bu aslında yani Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak biliniyor. Ama bu savaşı yani bir kültürün verdiği Malazgirt ruhu derken aslında Malazgirt ruhu derken üzerinde durulması gereken Çanakkale ruhu, Malazgirt ruhu bunlar ciddi şekilde motivasyonu neydi orada o insanların? Alparslan'ın motivasyonu neydi? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi bir insanın motivasyon olması için o konuda ihtiyaç olması gerekiyor. İhtiyaç olması için de kişinin ihtiyaçları oluşturan istekler oluyor. İstekler ihtiyaçları oluşturur. İhtiyaçlar da ne geçirir, motive eder. Şimdi burada yani hangi isteklerle, hangi niyetlerle hareket etti Alparslan? Baktığım zaman Alparslan hareketi kuru bir cihangirlik hareketi değil. Kuru bir cihangirlik hareketi değil. Yani ona indirgemek şu anda bu Malazgirt ruhunu sadece bir öyle Türk milliyetinin cihangirlik hareketi demek son derece topal bir Çanakkale ruhu, Malazgirt ruh olur. Yani burada şimdi bunun içerisinde oradaki savaşlardaki en önemli savaş ruhunu oluşturan değer şehitlik değeridir. Şehitlik kelimesi mesela şehadet kökünden geliyor. Yani görmek kökünden geliyor. Yani hakikati görmüş gibi olan kişiler. Yani bu varoluşun hakikatini yakalamış ve onun için kendilerini feda eden kişiler olarak düşünebilmek. İnsan hayatındaki en önemli sistemi nedir bir insanın? Canıdır. Bu canını feda ediyor. Nedir? Yüksek bir ideal için feda ediyor. Bu yüksek için feda edebilmesi için insanın buna karşı insanın beyninde ödül ceza sistemi var. O ödül ceza sistemi bunun karşılığında bir şey var. Şehitlik gibi bir manevi bir makam var. Maddi makam değil bak, manevi makam. Yani bir insan yani savaşta tek meslek vardır. Yani, en önemli kendi canın mı
hizmet verdiğin kişinin canı mıdır derken kendi canını feda etme görevi verilir. Askerde yeminlerde hep ibadet ruhuyla diye yemin edilir. Yemin törenlerinde, harp okullarının yemin törenine bakın ki bugün 26 Ağustos bütün deniz, kara, hava, harp okullarının yemin törenleri de var şu günlerde. Evet. Devir teslim var. Silahlı kuvvetler için 26 Ağustos çok kutsal onun için. Orada ne diyor? İbadet kelimeleri geçer yeminde. İbadet aşkıyla. İbadet nedir? Bu canımı gerektiğince vatandaşı feda edeceğim diye. Şimdi bunu bu ancak kişinin arkasında alkış almak için, kahraman dedirtmek için olmaz. Manevi bir karşılığı vardır insanda. Manevi bir şeyi vardır. Yani insanı motive eder o. Motive eder. Onun için canını riske atabilmeyi görev tanımını almış da askerlik durumu. Yani askerlik için çok önemlidir böyle bir savaş. Yani silahlı kuvvetlerimiz bunu çok güzel kutluyor zaten. En şey zamanlarda bile, eski zamanlardan bile yani bunu hani dinle bağlantısı yokken bile silahlı kuvvet ya da o pek görünür olmazken bile bu kutlanırdı. Ben mesela Işıklar Askerisi'nde görevliydim. Kuleli'de okudum. Yani orada biliyorum Çanakkale hep kutlanırdı orada. Ama lise kitaplarında yoktu Çanakkale. Şimdi, savaşı anlatılmazdı doğruyuz. Yani Mehmet Akif'in Çanakkale şiiri hiç öğretilmedi bize. Şimdi yeni yeni girdi bunlar kitaplara. Ama o zaman silahlı kuvvette bunu öğretiyordu. Anlatıyordu Çanakkale. Hatta Hasan Korkmaz Can'ı bizim Işıklar Asker Lisesi'ndeki komutan Süleyman Gülcü'ydü komutanımız. O getirdi. Bizim ilk defa da orada gördüm ben. Konser verdirdi yani öğrencilerimize. Bu milli ruh işte bu. Vazgeç ruhu bu. Yani o heyecanı, o şeyi hissetmek. Bunu yani mesela Japonlar bu ruhu yaşatmak için ilkokul çocuklarını Nagasaki'ye götürüyorlar. Bak biz bu böyle bir bedel ödedik diyerek yani milli ülke oluşturuyorlar. Biz de milli ülkü, milli ideal oluşturmamız için muhakkak Çanakkale bu gibi bizim kültürel varlıklarımızı canlı yaşatmamız gerekir. Yani hem ordumuzun içerisinde hem eğitim sistemimizde. Çünkü eğitim sistemimiz şu anda değerleri çok önemsemiyor. Yani bir ara güzel değerlerle ilgili çalışmalar yapılıyordu, sonra durduruldu. Yani tekrar başlaması lazım ama değerler eğitimi böyle şeyle olmaz, konferanslarla olmuyor. Değerler eğitim değer içerikli eğitim olur. Fiziğin içinde, kimyanın içinde, zamanın içinde anlatılır. Yani toplum yapan ruh bir ruhtur. Bütün canlıların ruhu aynı demek. Yemek, içmek, arınmak, üremek şey var. Anlamı budur. Yani değerler, kuralları, davranışları budur. Hayvan. Ama insanda soyut değerler var. Sadece somut değerler değil. Yemek, içmek, üremek, barınmak. Somut, soyut değerler var. Bunlar nedir? Anlam vardır, davranışlar vardır, normlar vardır. Böyle hayatta kılavuzluk veren, önem derecelerini anlatan, hayatına böyle anlam katan şeyler vardır. Dil oluşturma vardır. Mesela konuşabilme, paylaşabilme vardır. Bu toplumların aynı zamanda bu kültüre nasıl doğuyor diye çok araştırmalar var. Kültürel değerler nasıl oluşuyor diye, yargılar, nasıl kurumlar nasıl oluyor, davranışlar nasıl oluşuyor diye. Yani bir toplumda fikri ve ahlaki gelişimi de çok önemli. Yani ihtiyaçları öğretilmesi. Değerler bir şeyin arz edilebilir. İnanç olarak. Şimdi burada savaş bilir ya savaş olamaz şey olacak. Şimdi koskoca ordu var. 3 misli bir ordu var. Bizans ordusu. Ve Bizans hareket noktası da orada savaşı başlatan şeyler değil. Mesela orada Alparslan değil. Selçuklar değil savaşı başlatan. Yani anlaşmayı şeyler Bizanslar iptal ediyorlar, geliyorlar. Yani biz güçlüyken bunları ezelim, bunlar Anadolu'yu ele geçirecek diye iptal edip izin ediyorlar ve bu kapıları açılmış oluyor. Yani o ruh daha sonra işte Osmanlı'ya doğurdu onu. O ruh daha sonra Cumhuriyet kurulmasını sağladı onu. O ruh, Cumhuriyet'in kuruluş kodlarına bakın, yani Cumhuriyet'imizin fabrika ayarlarına bakın. Çanakkale ruhu vardır.
Malazgirt ruhu vardır. Halkı harekete geçiren odur. Bu nedenle bu inançları, moral ilkeleri, bizim bu standartları, kültürel standartları iyi bilmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Bu gençlerimiz bu konuda, bu Z kuşağı diyebilen gençler, yani sadece kültürel olarak bunları çok şey yapıyor. Yani ne önemi var diyor, ben önemliyim diyor. Ciddi bir şey var işte. Bu sosyal medya, TikTok vesaire gibi sosyal bulaşıcılık var. Ama ben yani bakıyorum ben bizim işte öğrencilerimizle, üniversitede vesaire. Yani böyle şey anında, yani kültürel kodlarımız hemen sanki genetik olarak tutulmuş gibi çok güzel birleşebiliyoruz biz tehlike anında. Yani birleşebiliyoruz ama Allah öyle, yani Mehmet Akif'in dediği gibi yeni istiklal maçları yazdırtmasın. Evet. Bunları yaşatmasın. Akıllı olanlar nedir? Başına musibet gelmeden tedbirini alandır. Biz öyle yapalım. Yani savaş tehdit olmadan kendi tedbirimizi alalım ve bu çağ zaten böyle savaşlarla sonuç alma çağı değil. Cihat kavramı vardı o zaman mesela. Şöyle, Afganistan'ın harekete geçiren değerler cihat kavramıyla geçiyordu. Fakat bu asırda cihat artık maddi cihat değil, manevi cihat oldu. Yani manevi cihat oldu. Yani nedir? Fikir savaşları var bu çağda. Yani böyle yani fikri güçlü olan aklı olacak. Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgi çağında artık kol gücü değil, silah gücü değil. Yani bilgi gücü yüksek olan dünyaya hakim oluyor. Yani şu anda en büyük diktatör oldu. En büyük güç veri tabanını elde eden kişi bankalar yönetiyor, ekonomi yönetiyor. Bizim kültürel emperyalizme maruzuz biz. Bunun neyle oluyor? İşte sanat yoluyla, Netflix vesaire yolla toplumdaki ciddi bir şekilde kültürel dezenformasyon var. Bunlar biz kendi kültürel değerlerimizi koruyup yaşatamazsak eğer, bir müddet sonra Malazgirt'teki ruh yok olur ve bizim galip geldiğimiz ruh, yani İzzet Bezoğlu için güzel bir sözü var. Savaş diyor, öldüğü zaman kaybedilmez diyor. Düşmana benzediği zaman kabul edilir diyor. Kaybedilir diyor savaş. Düşmana benzediğimiz zaman düşmanın ruhunu, kültürel kimliğini, değerlerini alıp kendi değerlerimizi yaparsak biz ne olur? Düşmana benzemiş oluyoruz. O zaman biz kaybedenlerden olmuş oluyoruz ve bir müddet sonra dünyada zaten 50 sene sonra kültürel emperyalizm sonu gibi çok kültür kaybolacak. Bizim kaybolmamamız için burada kültürel değerlerimiz, işte Malazgirt gibi bizim ruhumuzu oluşturan şeyler devam eder. Mesela bir bilgisayarın ruhu dediğin zaman ne anlarsın? Program anlarsın. Elektronik devreler anlamayız. İnsanın ruhu deyince insanın davranışları anlaşılır. Böyle onun bir şekilde kuralları, yani onun programları, zihinsel programları anlaşılır. Yani bizim zihinsel kodlarımızı korumamız gerekiyor bu nedenle. Ben bunu söyleyeyim. Sizin bir sorunuz var galiba. Evet. Genel olarak bugünün tabii anlam ve önemine değinmek istiyoruz açıkçası. Tabii. Malazgirt ruhu tabii bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan çok güçlü bir bağ oldu. Bundan sonrasında tabii bu bağın sürdürülebilir olması da oldukça önemli. Çünkü askeri ordularla kazanılan bir savaş olmasının yanı sıra ilim, irfan ve hikmet ordularıyla kazanılan bir savaş bu aslında söz konusu olan. Bu nedenle diğer altyapılarını da aslında konuşmak istiyoruz. Kısaca değinmek istiyoruz. Eğer tabii müsaitseniz. Yani mesela şeyden o dönemde işte 1100-1200'lü yıllarda Anadolu'da her tarafta alperenler var. Anadolu'nun nüfusu zaten o zaman işte yani şeye baktığımız zaman o Malazgirt bölgesinin, Muş, o bölgenin kültürüne Urartular var, Ermeniler var. Yani birçok şeyler var. Evet. Kültürler bir arada yaşıyorlar. Oraya alperenler geliyorlar. Erenler derviş biliyorsun. Hı hı. Anadolu'da her yerde şu anda onların türbeleri vardır. Böyle bir şey. Bizim Merzifon'da mesela Baba diye vardır. Alperendir. 1200'lerde gelmiş. Orada yaşamış. Orada şey olmuş, Horasanlardan geliyorlar. Evet. Yani burada şimdi önce kültürel değerler giriyor, oradaki gelecek şeye karşı korkuyu gideriyor. Ya bunlar böyle şey, mesela Selanik zaman Osmanlılar
şey yapmışlar orada. Normalde hemen kale içine çekilirmiş oradaki yöneticiler. Halkı sömürüp orada kendileri şey diyor, böyle feodal bir sistem içinde yaşarlarmış. Osmanlı karargahını işte kazasker, kaymakamlık, makamların hep sur dışına koyuyor. Halkla iç içe. Halkla beraber kaynaşıyor. Kültürel paylaşım ortaya çıkıyor. Çok güzel bir kültürel paylaşım ortaya çıkıyor. Ve nedir aslında? Feodal yapıyı Osmanlı İstanbul'un fethinden sonra feodal yapıyı yıkmıştır Osmanlı. Surların geçilmezliğini, o hiyerarşiyi bozmuştur. Ondan sonra burjuva sınıfı ortaya çıkmış ve ondan sonra ilk çağ, orta çağ, yeni çağ şey olmuştur, dönüşmüştür. Yani bunun için yani bu dönemde bizim için aslında üzerinde durulması gereken en önemli şey, yani bizim değerlerimizi koruyarak modernleşmemiz gerekiyor. Modernizmin getirdiği güzellik faydaları alalım ama kendi kimliğimizi koruyarak modernleşelim. Bunu yapamazsak eğer buradaki Malazgirt'teki değerleri savaşı kazanırız ama Malazgirt ruhunu kaybederiz. Malazgirt ruhunu kaybedersek bir daha da o savaşları artık aile kültür aktarımını aile yapmıyor. Milli eğitimin yapması lazım artık. Kültür aktarımı da yapıyor. Onun için ya bizim kültürümüz sağlamdır, bitiyormaz demeyelim. Böyle gider 20-30 sene sonra biz şey gibi olacağız. Yani şu anda şeyin bir vilayeti gibi olacak. Belki Meksika gibi olacak. Belki yahut da Amerika'daki vilayetlerden birisi gibi kendi kimliğimizi kaybetmiş olacak tamamen. Yani şu anda mesela Kıbrıs'taki şeyler gibi. Yani oradaki eriyen kültür. Yani onun için kültürleri yani bizim eritmememiz için muhakkak kendi kültürel değerlerimizi, ruhumuzu yaşatmamız gerekiyor. Bunun içinde tabii Malazgirt burada bir semboldür. Çanakkale bir semboldür. Bu sembolün canlı tutulması böyle gelişen ruhlarda, gelişen zihinlerde yani iz bırakıyor. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu, zamanında neyin adil olduğunu, neyin olmadığını, mesela bizim Anadolu'ya gelen arterenler o şekilde ki yani o halleriyle örnek olarak paylaşımcılıklarıyla, yardımseverlikleriyle yani oradaki yani o iyi örnek olmaya da herkes oradaki şey olarak yani geldik yabancı kültürü bize zulmetmeyecekler. Bunlar zalim değil duygusu yandırmışlar. Ve bu duygunun sonucunda direnç kırılıyor. Bu da bir şeydir. Sonra stratejidir bu da. Kırılıyor. Ondan sonra da işte İstanbul'un Bizans sarığıyla Osmanlı sarığı, Bizans külahıyla Osmanlı sarığını karşılaştırması gibi. O derece Bizanslar zulmetmiş ki Osmanlı sarığını ona tercih ederiz demişler Ortodokslar en sonunda ve oranın Bizans'ın o değeri yıkıldığı zaman ancak o zaman biz İstanbul düşmüş. Yani Bizans düşmüş zaman. Onun için biz değerleri yeniden yaşatmayı bu Malazgirt dolayısıyla bunu yaşatmayı yapmamız gerekiyor yani böyle hayata geçirmemiz gerekiyor yani kültürel standartlarımızı bunlar belirliyor. Onun için değerlerin değerlerin eğitimine artık böyle değerler eğitimi diye bir ders konferans gibi değil bütün derslerin eğitimin içerisine aktarmamız gerekiyor. Bu belki bırakalım anne babalar mesela bugün Malazgirt diyelim. Bugün ya bu neden Malazgirt? Ya çocuklar Malazgirt ne oldu diye bir anne baba ailece çocuğunu alsın. Niye bu Malazgirt? Bak haberlere veriliyor. İşte orada büyük bir tören yapılıyor. Neden bu ahlak nedir ne değildir? Malazgirt'te ne oldu? Ya yani okuldaki bir Cihangir kahramanlık hikayesi olarak konuşmasınlar. Oradaki ruh nedir? Oradaki hangi değerler o savaşı kazandırdı? O kadar kiremirlik manası orada çok önemli. Oradaki bütün yani şey konusu bir din savaşları gibi o. Yani burada biz kendi değerlerimizden, kendi manevi değerlerimizi, kültürel değerlerimizi, inançlarımızı, böyle şehitlik duygumuzu kaybedersek, burada savaş bizimizi kaybederiz. Bu çok şey önemli. Onun için anneler, babalar bunu çocuğa, bu güç zaten biraz korkutucu da oluyor. Yani biliyorsunuz bu Suriye
şey dönemlerinde bizim şey, Trump'ın orada meşhur bir sözü var ya, Türkler de savaşı yemek yemeye gider gibi diyorlar. Yani bir şey söyledi. Yani bu bizde bu devam ediyor ama bu şey değil bak. Yani emin ol, buraya giden gençlere söyleseniz hep şehitlik vasiyetleriyle gitmişler. Ama bir 20-30 sene sonra aynı şey olacağı belli değil. Yani bunun için biz bu arada Musak çocuklarımızı öğretelim. Yoksa bizden olmayan kişiler bizi yönetir. Bizim gibi gözüken ama bizden olmayan kişiler bizim geleceğimizi, gelecek nesillerimizi şey yapabilir. Çünkü kültürler olursa ihtiyaçlardır. İhtiyaçları değiştirdiğimiz zaman kültürler değişir. Çünkü bu bir kültürel psikolojik savaşta, yani bir toplumun ihtiyaçlarını değiştirdiği zaman kendi gönüllü olarak kültürlerini değiştiriyorlar insanlar. Yani bu ne de böyle şeyin kültürel anlamlarımızı, değerlerimizi, kurallarımıza muhakkak sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bizim insanların örnek aldığı mesela aile değerleri, bizim bunu aktaran en önemli değerler. Ailenin şu anda küresel bir salgın var, ailenin taşlanma salgını. Bu salgına karşı kendi milli değerlerimizi sadece böyle PR'la kurtaramayız. Yani her anne babası hepimiz sorumlusuz. Hepimiz onunla ilgili bazı adımlar atmak durumundayız rahatlıkla. Yani anne, baba, çocuklar, yani gençler bunun şeyini sadece kendileri için yaşayan bir nesil olmamalı bizim neslimiz. Yaşadığımız gezegen için de bir şey yapacağız. Yani bizi büyüten toplum için de bir şey yapacağız. Topluma karşı borcumuz yok mu bizim? Atalarımıza karşı borcumuz yok mu? Yani biz başlarımızı da hatırlayalım. Bunun sorumluluğuyla hareket edelim. Aynı zamanda o heyecanıyla, sevinciyle hareket edelim. Burada, çünkü kültürler şey öyle ki, son olarak da şunu söyleyeyim. Değerler öyle bir şey ki, muhakkak bu değerler böyle şeydir, paylaşılır ve değerler soyutluktan çıkıp böyle değer yargılar haline gelir, otomatik başlar değerler. Yani değerlerin yaşanabilir olması için muhakkak böyle devamlılığa sahip olması gerekiyor, akla mantığa uygun olması gerekiyor aynı zamanda. Yani öyle olursa bu zamanda, çünkü akla mantığa uygun olmayan değerler yürümüyor. Yani bizim değerlerimizde böyle hani kulaktan dolma bazı değerler var. Bu değerler uymayınca değişiyor. Onları muhakkak bir asrın en önemli doğrusu, yani akla, bilimin olması. Böyle olursa artık dini sağlamlığın yerine bilimsel sağlamlık aldı. Öyle olursa ciddi alınıyor. Öyle olursa daha akılla kalbi birleştiriyoruz. Coşkuyu da daha çok kullanabiliyoruz. Daha iyi uygulayabiliyoruz değerlerimizi. Daha çok toplumsal hale getirebiliyoruz. Daha çok paylaşabiliyoruz. Yani bu nedenle değerlerin paylaşılabilir olması gerekiyor. Çünkü insan sosyal olarak bunu sadece kendisine değil, bir topluma da karşı da değerlere aktarmak gibi bir görevimiz var. Yani herkes kendi kapısının önünde bu konuda temiz tutması lazım. Yani sözünde durmak bir değerdir mesela. Paylaşımcılık değerdir. Teşekkür etmek bir değerdir. Affedicilik bir değerdir. Minnettarlık bir değerdir. Bu değerleri yaşattığımız zaman kendi içerimizde hem mutlu oluyoruz, hem başarılı oluyoruz, hem milli oluyoruz. Yani kendi geçmişimize sahip çıkacağız. Bugünü yaşayacağız ama geleceğe bakacağız. Evet. Geçmişin üzerinde öğreneceğiz muhakkak. Böyle olursa yani milli hedefler olan ona karşı da bir milli değerlerimize, ülkemize, ideallerimize de karşı da bir şeyler yapmış oluruz, sorumluluğumuzu gidermiş oluruz diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu kısa zamanda özetlediğiniz için ve anlattığınız için. Ve devam da edeceğiz tabii tarihi olayı konuşmaya bir sonraki bölümde. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sayın Tarhan, kolaylıklar efendim. İyi sağ olun. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Malazgirt'ten başlar Türk'ün zaferiyle Esat Kabaklı bizlerle olacak. Ama sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Profesör Doktor Mustafa Alican'la da Malazgirt zaferinin anlam ve önemini konuşacağız. Tarihsel boyutuyla.